Al çocuğum. Sağ olun bir. Müdürüm. Hı. Müdürüm. Aileni ulaşamıyorum. Bu telaşla soramadım da kimseye. Ben de izinli aydın. Birkaç gün yok. Müdürüm, ne demek yok ya? Bu durumda ne izni? Sana soracak fırsatımız olmadı. Kusura bakma kardeşim. Müdürüm, bakın eğer bizim aramızdaki durumla ilgiliyse... Ya her şey sizinle ilgili olmuyor bu hayatta Hakan. Ailen İzmir'de. Oradaki istihbaratın açık bir dosyasıyla ilgili bir gelişme vardı. Esteğe gitti. Oldu mu? Tamam mı? Biz bakabilir miyiz işimize? Devam edelim mi hayatımıza? Hadi. Neyse, ruhsatta tapu işlerini hallettim ben. Miras tamamen bize geçti. Hayırlı olsun Ebru, ne diyeyim ya? Senin neyin var Hakan? Sanki şu mutluluğumuzu paylaşmak istemiyorsun. Bilmiyorum Ebru ya, hiç içime sinmiyor. Oğlumun böyle bir adamın parasına ihtiyacı yok. Hakan, bize piyango vurdu. Ne diyorsun sen? Neyse, sen ne yapıyorsan yap. Ben babalık davası açıp kanun nüfusumu aldıracağım. Hayır, saçmalama. Ne demek hayır ya? Biliyorsun bu işleri. Kaan hala Vecdin oğlu olmak zorunda. Miras hakkından dolayı. Yani tapular var, kiralar var, banka hesapları var, kasalar var. Alamazsın yani çocuğu üstüne. Saçmalama hayatım. Asıl sen ne saçmalıyorsun Ebru ya? Bu çocuk benim oğlum mu? Oğlum. Daha ne? Ya orasını tartışmıyorum ki ben. Babası sensin tabii ki. Ama kağıt üstüne de olmayı ver. Kaan'ın geleceği kurtulsun. Ne önemi var canım bunların? Ne paraymış arkadaş ya. Ne mal mülk sevdasıymış böyle. Babası olarak bir söz hakkım yok mu benim? Hayatım elbette var. Ben de seninle büyümesini istiyorum zaten. Ama yani burada değil. Burada olmaz. Sen ne kurdun kafanda? Doğru düzgün anlatsana şunu. Amerika'ya gideceğiz. Hep beraber. Sen, ben, Kaan. Bir de Vecdi'nin parası. Takılma ona. Bak, bizimkisi bence mutlu bir aile tablosu olabilir. Ne dersin?